ile olağanüstü toplantıya çağırmıştık. Olağanüstü toplantı çağrımıza saygı duyarak bu meclisi açmak için genel kurula gelen, katılan 240 muhalefet milletvekiline çok teşekkür ediyorum ve hepsine ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Keşke iktidar partisi milletvekillerine de teşekkür edebilseydim, ancak onlar meclisi açmamak için genel kurula girmediler. Ancak burada 200 sayısı açıldıktan sonra, aşıldıktan sonra genel kurula geldiler. Şimdi de koridorlarında, odalarında bekliyorlar ki meclisi kapatalım da gidelim diye. Bu Gazi Meclis'in herhalde 23 Nisan 2020'den bu yana devam eden müktesebatına uygun bir tavır değildir. Peki ortaya koyalım. Biz acaba neden meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık ve bugün bu meclis sayısını hatırlayamayacağımız kez ara vermek, görüşmelerini bir süre daha ertelemek ve hiçbirimizin de uygun görmeyeceği şiddet manzaralarıyla karşı karşıya kalmak durumunda kaldı. Eğer bunu bugün bir milletvekilinin ya da birkaç milletvekilinin tavrına bağlar isek çok büyük eksiklik yapmış oluruz. İki şeye bağlamamız lazım. Bir, 22 yıldır süren AKP iktidarının ülkeyi getirdiği antidemokratik düzlem ve onun yansımaları. İki, bu meclisin 15 ay evvel seçilmiş bir milletvekilinin hala meclise gelemiyor olması. Ben soruyorum, 600 milletvekilinden birisi seçildiği halde 15 aydır bu mecliste değil. Sadece bu mecliste olmaması mı utanılacak olan? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki, Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Oysa ne yapması lazımdı? Düzeltiyorlar bizi. Doğrudan meclise yazmadı ilk derece mahkemesi geçmişte. Ne yapmış? Adalet Bakanlığı'na yazmış da o bildirmiş. Peki öyle olsun. Yapmadığı nedir? Adalet Bakanlığı'na yazmadı ve onlar size bir bildirimde bulunmadılar. Sonra dosya Yargıtay'a gitti ve Yargıtay'ın ceza dairesi size dedi ki, sen nasıl olur da benim kararımı okumazsın? Ve dedi ki ayrıca, Anayasa Mahkemesi gayrimillidir. Anayasa Mahkemesi terör örgütleriyle söz ve eylem birliği içindedir dedi. Ve bu nedenle bu memleket, bu meclis gerilmeye devam ediyor. Kaldı mı? Bununla kalmadı. Çünkü bu memlekette biraz evvel örneklerini vereceğim. Geçmişte Anayasa Mahkemesi'ni alkışlayanlar, bu tip kararlarından dolayı alkışlayanlar, şimdi diyorlar ki Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyorlar. Yetiyor mu arkadaşlar? Yetmiyor. Saraydan da size parmak sallıyorlar. Mehmet Uçum diyor ki bu karar okutulamaz. Yok hükmünde olan kararın kendisi yok hükmündedir diyor. Sonra siz burada Mehmet Uçum'un sözlerini sanki kendi fikirlerinizmiş gibi tekrar ediyorsunuz. Ve arkasından da yasama, yürütme, yargı arasında erkler ayrılığından bahsediyorsunuz. Demek ki bir kere daha ifade edelim. Burada 20 dakika boyunca eğer insanlar birbirlerine şiddet uygulamaya kalkıştılarsa, burada bu kürsüde sözü ve eylemi ne olursa olsun bir milletvekili kürsü hakkını kullanırken idare amiri işgal, koltuğunu işgal eden bir zat tarafından fiili saldırıya uğradıysa bu meclis açısından utanç vericidir ve kara bir gündür. Yerinizi bıraktınız meclis başkan vekilinin, yumrukla eş zamanlı olarak gonga basarak yumruktan yarım saat saniye önce meclisi kapatmak yerine burada bu mikrofonu keserek temiz bir dil kullanmaya davet etmesi ve ortamı sükunete ulaştırması gerekirken bu usta saldırı organize edildi ve her şey gözümüzün önünde oldu. Gerçekten utanç vericidir. Gerçekten utanç vericidir. Şimdi tabii Türkiye'de bir siyasi parti milletvekilinin hukuki ve siyasi durumuyla sınırlı olmayan bir derin devlet krizi ile karşı karşıyayız. Bunun adı demokrasi krizidir. Ve şimdi bize diyorlar ki televizyonlarda izliyoruz. Hani
Ankara'da öyle güzel yağardı ki kar, ayaz asfalt ışıldar, buz tutardı resmi yalanlar diye bir laf var ya, bir şiir var ya, onu bize şöyle anlatıyorlar. Aslında anayasanın başlangıç hükümlerine göre Cumhurbaşkanı'nın erkler arasında hakem rolü oynaması gerekiyormuş. Cumhurbaşkanı bu hakem rolünü oynuyordu da bir yıl evvel tepenize çıkan, bir yıldır tepenizde dolaşan krize karşı ne yaptınız bugüne kadar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iflas etti, siz de iflas ettiniz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz, geldiğiniz nokta budur. Şimdi arkadaşlar, bolca birikmiş malzemeyi kullanarak çok iştahla spekülasyon yapılabilir. Ama bu millet bize bekliyor, bu millet bizi izliyor. Bu millet diyor ki bu meclis acaba bir konuyu nasıl ele alıyor ve bir konuyu çözmek için mi gayret ediyor? Gelin ben size 3 tane konunun asıl çerçevesini çizen soru ve bu sorunun etrafında bir çözümleme sunayım. 1. Anayasa Mahkemesi sizin deyiminizle milli ve yerli olma sıfatını kaybetmiş bir yüksek yargı organı mıdır? Terör örgütlerinin söz ve eylemlerinin savunucusu noktasına düşmüş müdür? Anayasa Mahkemesi'ne tanınan bireysel başvuru hakkı, sonrası verilen hak ihlali kararlarının doğuracağı sonuçlar nedir, ne olmalıdır? Sakince bunları tartışabilmeliyiz. Sakince tartışırsak gerçek ortaya çıkacak, bağırmadan. 2. Anayasa Mahkemesi'nin meclis kararlarını denetleme yetkisi var mıdır, yok mudur? Bir ikinci konu, sakince bunu tartışmalıyız. 3. Erkler ayrılığı ilkesi yasamaya, yürütmeye, yargıya nasıl yansıyor? Ve Gazi Meclis bunun altında kaldı mı, kalmadı mı? Bu üç ana başlığı gelin hep beraber konuşalım ve böylece bu meseleyi konuşulabilir ve tartışılabilir bir iklime çekelim. Birincisi, işte elimizde bir anayasa var. Bu anayasayı 1982 anayasası, darbeci anayasası diye her gün itham ettiğiniz bu anayasayı 2010'da ve 2017'de iki kez siz değiştirdiniz. 2010 yılında mezardan çıksınlar da gelsinler diyen ortaklarınızla beraber 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurmak üzere sizler değiştirdiniz. Bunları yapabildiğinize göre hem mecliste hem de sosyolojik olarak halkta bir tabanınız vardı. Soruyorum, bu anayasa hala demokratik olmayan hükümler içeriyor ise bundan dolayı bunca anayasa değişikliği yapmış bir iktidar olarak herhangi bir utanç duyuyor musunuz? Buna hep beraber bir yanıt vermemiz lazım. Bunun mevcut hükümleri içerisinde 146 ile 153. hükümleri Anayasa Mahkemesi'ni düzenliyor. Bakın söyleyeyim ben sizi, kaçınız okudu bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. Bu 15 üyenin 13'ünü Cumhurbaşkanı, düzeltiyorum, 12'sini Cumhurbaşkanı, 3'ünü de meclis seçiyor. Peki an itibarıyla görev yapan 15 Anayasa Mahkemesi üyesini kim seçmiş? Cevap veriyorum, onunu Recep Tayyip Erdoğan seçmiş, atamış. 2 tanesini Abdullah Gül seçmiş, atamış. 3'ünü de mecliste AKP çoğunluğuyla siz seçmişsiniz. Abdullah Gül'ü kendinizden sayıyor musunuz, saymıyor musunuz? O sizin sorununuz. Saymıyorsanız 15 üyeden 13'ünü siz seçmişsiniz. Siz sahiden kimle kavga ediyorsunuz? Siz sahiden bu kavganın hangi tarafında yer alıyorsunuz? Bunu bir karar verin. Bir başka konu. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanları, Anayasa Mahkemesi üyelerini ve Yargıtay üyelerini yargılayabiliyor. Siz Anayasa Mahkemesi'ne en son yediği yemeğin faturasını saklayan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nı atadınız. Yani Erdoğan'ın memurunu, gerekirse Erdoğan'ı yargılamak üzere Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız. Hangi ilkeden bahsediyorsunuz siz? Gelelim bireysel başvuru hakkına. Hani şu meşhur bir başka buz tutan yalan var ya, Anayasa Mahkemesi süper temyiz merci değilmiş. Peki bireysel başvuru hakkını
anayasaya hangi tarihte soktunuz? 2010 yılında soktunuz. Kim? Siz. Hangi değişiklikle? 2010 Anayasa Mahkemesi değişikliğiyle. Gene telaş etmeden sakin sakin cevap vermenize olanak tanıyacak şekilde hak ihlali prosedürünü açıklayalım. Yasal dayanağı ne? 6216 sayılı AYM kuruluş kanunu ve AYM iç tüzüğünün madde 79'u. Aynen okuyorum. İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Nokta. İlgili mahkeme bölümün ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama yapar ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verir. Neye itiraz ediyorsunuz ya? Siz bunu yazmadınız mı? Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 50. maddesine, tüzüğün 79. maddesine siz yazmadınız mı? Şimdi süper yetkisi, temyiz mercisi bilmem nesi diye buz tutan yalanları ardı ardına sıralıyorsunuz. Sakin cevap verin ki mesele ortaya çıksın. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Acaba aynı hukuk düzlemi içerisinde bu mecliste görev yapan başka milletvekili arkadaşlarımızın başına benzer konular geldi mi? Bakın burada arkadaşlarımız, iki tanesi burada. Kadri Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buradasınız değil mi arkadaşlar? Engin Alan. Engin Alan şimdi burada yok. Üç tane üyeden bahsediyorum. Bu üç arkadaşımızın üçü de hapishane gördüler. Dosyalarında farklılıklar var. Ben şimdi benzerlikleri söyleyeceğim. İlk derece mahkemesi bunlar hakkında mahkumiyet kararı verdi. Sonra Yargıtay bu mahkumiyet kararını onadı. Mustafa Şentop ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararı onaması sonrasında bunları burada okuttu. Sonra bu iki arkadaşımızın avukatları gittiler Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Hak ihlali kararı aldılar. Bu hak ihlali kararı ilk derece mahkemesine döndü. İlk derece mahkemesi yargılamayı durdurdu. Dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Adalet Bakanlığı meclise gönderdi. Ve mahkumiyet kararını okutan Mustafa Şentop bu kez de Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda ilk derece mahkemesinin yargılamayı durdurma, tahliye etme kararını mecliste ikinci kez okuttu ve bu iki milletvekili geldi. Burada milletvekillerini yapmaya devam ettiler. Ancak bence Engin Alan dosyası siyasi sonuçları bakımından da onun da bugüne etkileri bakımından da farklı özellikler içeriyor. Neydi Engin Alan? 2010 yılında Balyoz davasından tutuklandı. 2011'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul Milletvekili gösterildi ve milletvekili seçildi. Seçildikten sonra 2012 yılında 18 yıl ilk derece mahkemesinden ceza aldı. 2013 tarihinde Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı onadı. Bunun üzerine sanık avukatları 2013'te Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Balyoz tutuklularının tamamı için adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yeniden yargılamayı talep ettiler. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi, iyi dinleyin arkadaşlar, 18 Haziran 2014 tarihinde hak ihlali kararı verdi ve ondan bir gün sonra dosyanın kendisine gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Engin Alan'ı ertesi gün 19 Haziran 2014 tarihinde tahliye etti. Yargılamayı durdurdu, Engin Alan'ı tahliye etti. Engin Alan meclise geldi. 24 Haziran günü MHP grubuna katıldı. Arkasından da mecliste yemin etti. 18 Haziran, 24 Haziran arada 6 gün var. Devlet Bahçeli o gün bir konuşma yaptı. Hani bugün bu karar buralarda tartışılamaz diye bütün MHP grubunu getirmediler ya. O gün Devlet Bahçeli bir konuşma yapıyor. Diyor ki 24 Haziran 2014 günü iyi ki Anayasa Mahkemesi vardır. İyi ki vicdanını satmayan hakimler görev başındadır.
Başbakan Erdoğan henüz tahliyeleri içine sindirebilmiş, benimseyebilmiş ve kabullenebilmiş değildir. Şimdi soruyorum ya Sayın Devlet Bahçeli, sevgili milletvekili, MHP'li milletvekilleri, o anayasa mahkemesiyle bu anayasa mahkemesi arasında ne fark var? Hangi anayasal düzlem değişti? Hangi ceza hukukunun esası ve usulü değişti? Sadece isimler değişti. Bir de sizin iktidara yakınlığınız değişti. Mesele bu kadar basit olabilir mi ya? Bu kadar basit olabilir mi bu mesele? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının acaba meclisi denetleme yetkisi var mıdır? Burada da buz tutuyor ya resmi yalanlar. AYM kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, meclis iş tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Bu anayasanın 148. maddesi. Arkadaşlar bu sizin uymaya kabul ettiğiniz maddelerden mi yoksa uymayı kabul etmediğiniz maddelerden mi? Hangisi? Demek ki iş tüzüğü şekil ve esas bakımından denetlermiş. Ne dedi şimdi? Yaptığınız dedi eylemli iç tüzük ihlalidir. Bu nedenle bunu kabul etmiyorum. Bu bir yok hükmünde karardır. Aynı zamanda yargılamanın yenilenmesi gerekirken Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının burada okutulması hukuka aykırıdır dedi. Bunu hangi mahkeme söyledi? Anayasa Mahkemesi söyledi. Hani şu 13 üyesini sizin atadığınız Anayasa Mahkemesi söyledi. Peki ne oldu? 31 Ocak tarihinde bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. 2 Şubat tarihinde yani 2 gün sonra Anayasa Mahkemesi'ne dilekçemizi götürdük, teslim ettik. Anayasa Mahkemesi de arkadaşlar bizim dilekçemizi teslim aldıktan 20 gün sonra 22 Şubat 2024 tarihinde bu söylediğim kararı verdi. Vermiş daha doğrusu. Biz bilmiyoruz. Verdiğini nereden öğrendik? 1 Ağustos tarihli resmi gazeteden öğrendik. Peki 1 Ağustos'un önemine ben size söyleyeyim. Bakın kritik öneme sahip bu tarihler. 29 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil ettiniz. 29 Temmuz pazartesi günü. Sonra aradan salı geçti. Sonra çarşamba geçti. Perşembe günü 1 Ağustos resmi gazetede bu yayınlanıverdi. Oysa ne diyor? Anayasanın 153. maddesi ne diyor? Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme, yargı organlarını, tüm idari makamları, resmi kurumları bağlar diyor. Sonra da kararları derhal yayınlanır diyor. Peki soruyorum ben size ya. 22 Şubat'ta verilmiş bir kararı 1 Ağustos'a kadar niye beklettiniz acaba? 29 Temmuz'da meclisi kapattınız da hemen arkasından bu kararı resmi gazetede yayınlayınca biz bu meclisi olağanüstü toplantıya çağıramaz mıyız mı sandınız? Elinizde patlatamayız mı sandınız? Bütün bunları çok iyi, çok iyi düşünmemiz lazım. Gelelim üçüncü konuya. Erkler ayrılığı var. Biz yargı üzerine emir ve talimat veremeyiz. Dolayısıyla meclisin bu konuda verebileceği bir karar yok. Sayın Başkanım, Harun gibi geldiler, Karun gibi zengin oldular lafını Has Parti'den bu yana tanıyoruz. Sizin ilk derece mahkemesi kararını okutmamanızı da bu memleketi şen topun, bu meclisi şen topun düşürdüğü duruma düşürmemenizi de saygıyla karşılıyoruz. Ama bana derseniz ki 31 Ocak'ta daha evvelden tarif ettiğim, belirlediğim bir yurt dışı gezisi vardı. Onun için ben katılamadım. Vallahi ben size derim ki o gezileri iptal edin de kritik günlerde mecliste olun. Bu kadar zor olmasın bu iş. Mecliste olun, bir şey olmaz. Bugün burada Gülizar Biçer Karaca'nın oturması lazımdı. Teamüle aykırı bir şekilde Bekir Bozdağ'a oturttunuz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Kendi meclis başkan vekilinizi ikna etmiş değilsiniz. Anayasa iş tüzükte de diyor ki buyurun. Açmazsınız. keşke buradaki takdir hakkınızı muhalefetin bir talebinin olduğu gün muhalefetin bir milletvekilini meclise yönettirerek gösterseydiniz de hepimiz sizi alkışlasaydık. Bu kadar zor olmaz bu işler. Şimdi söyleyeceğim başkanım.
Bu kararı gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutun. Sadece okutmakla kalmayın, bir meclis kararı çıkartın. Can Atalay tahliye edilsin. Can Atalay meclise gelsin. Can Atalay milletvekilliğini yapmaya başlasın. Meclis norm üreten bir organdır, yasama organıdır. Gerekirse norm üreterek Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan ve bu meclisi adeta bir paspasa çevirmeye niyetlenenlere gerekli dersi verelim diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.